Bir şey ama rekor Rıza Hoca'dadır herhalde. 34'ü vardır Rıza Hoca. Muhammed Mustafa nerede oynuyor? Rıza Hoca'yı sakatlanmadan geçiriyorsa. Hayır, nerede oynuyor? Mısır milli takımda oynuyor. Evet. Galatasaray yönetim tebrik ediyor. Ben Galatasaray yöneticisi olsaydım bu Trezeguet'i kiralardım. Bunu bile düşünemiyorsunuz ya. Sonra diyorsunuz ki Sensi bile gelsin, Campos gelsin falan diye ya. Geçin bunu. Gelson Allah. Fernandez için de söylediniz. Gelson Fernandez'i Galatasaray yönetimi çok söylemedi. Fatih Terim istiyordu. Bak samimi söylüyorum. Onun sistemine uygun o zaman. Düşüncesi öyle. Ama bugünkü sözleşmeye göre verilen ya bana şimdi bu Burak Bey gösterdikleri Galatasaray yönetiminden aldığım görüntülerde Galatasaray o paraları vermezdi. Çünkü Benfica'nın Galatasaray'dan istediği koyduğu koşullar anasının nikahını istiyor yani. Öyle bir şey yok. Öyle bir şekilde alamazsın. Zaten Beşiktaş'ta %50'sini aldı. 6 milyon doğru mu? Evet, satıştan yarı satıştan yarı. Satıştan da yarı satarsa yarı. 6 milyon. Öbür 6'yı belki bir başka takıma satacak Benfica. İki takımın oyuncusu olacak. Bakarsan yani satabilirse diye. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bugün Trezeguet büyük bir oyuncu. Çok. Kasımpaşa neler yaptı? O transferle büyük paraya transfer oldu İngiltere'ye. Evet. Dolayısıyla Mısır milli takımının vazgeçilmez oyuncusu. Oynayan oyuncu. Muhammed Mustafa çok fazla şans bulamıyor. Ama onu bile Galatasaray'da parlatacak isim Trezeguet'i. Bunu bile düşünemiyorsunuz yapar. Ya. Tebrik ediyorum. Valla ya ne diyeyim yani. Santrafor için çok önemli bir oyuncu. Yani Trezeguet gibi bir şey oyuncu. Yok yani. Gelson Fernandez transferini de esasında üniversite sınavlarında sormak lazım. Şimdi Galatasaray'la Beşiktaş çekişiyor değil mi? Arada Beşiktaş gibi. Aldım diyor ama Rize bakıyorsun Rize Spor'da oynuyor. Önümüzdeki sezon sonu Beşiktaş'a dönecek. Ya orada da bir tabii iyi de oynuyor. Ama bir yıpranma payı da var. Şimdi Anadolu takımında oynama şimdi sonuçta Rizespor tabii ki çok değerli bir kulüp ama şu an küme düşme mücadelesi veren bir takımdan bahsediyorsun. Bu üçüncü maçı galiba yani değil mi? Büyük takımda evet. Büyük takımda çünkü daha farklı. Çünkü dominant oyun oynuyor büyük takımda. Anadolu takımlar eline gelen fırsatları değerlendirirse maçı kazanıyor. Tabii orada yani. Bir zorlanacak tabii kesinlikle. Ya. Yani bir yıpranma payı kesinlikle Jetson'un olacak. Sezon başı Beşiktaş'a geldiği zaman şunu bir sorgulayacağız belki. Rizespor'da belki çok iyi oynamadı diye ama 3 maçta bence iyi oynadı. Şu ana kadar gördüğüm verdiği katkı olumlu. Trezeguet 2 maç, 2 gol, 1 asist oynuyor işte. Direkt etki işte ya. Trezeguet. İşte, Serdar Güler'e bak. Bir şey söylüyorum ya. Aynı şekilde. Tarif etmenin anlamı yok oyuncu. Görünen köy kılavuz istemiyor. Adam Kasımpaşa'da Cagney'i dünya tomarla gol attırdı ya. Aç bak. Kafasına oturtuyordu topu. Gol kralı yaptı. E tamam gol kralı geldi. Galatasaray'da az gol attı. Trezeguet'i alın dedim hatırlarsan. Aynen. Yayınlarda. Tabii. Söylediğim olay bu. Onu bu eksik transfer. Topal kalır dedim. Evet. Almadınız. Tamam maliyeti yüksekti alamadınız. Kabul ediyorum. Falcao'yu almazdınız ona vereceğiniz parayı Trezeguet'e verseydiniz. Tabii. O zaman Turgay Bey o parayı istemişti. 3 aşağı 5 yukarı anlaşırdınız. Verirdiniz. Şunu söylemeye çalışıyorum. Trezeguet her takımda iş yapar. Yapar. Madem Muhammed Mustafa santrfor Mısırlı al Trezeguet'i fark etsin. Neden biliyor musun? Gelecek sene sende Feghouli yok. Yok. Sözleşmem bitiyor. Öyle bir oyuncu öyle kirala sana. Ki satın alma opsiyonuyla kirala. Vizyon budur. Bu vizyonu Faruk Süren'de gördük. Ünal Aysal'da gördük. Kusura bakmayın. Dursun Özbek'te gördük. Bunları gördük ama bunları sizlerde görmedik. Kusura bakmayın ya. Öyle, ben sizin vizyonunuzu gördüm Galatasaray Yönetimi. Sensi bile. Sensi bile soru işareti. Sensi bile. Var, değil mi? Pasquale Sensi bile. Vizyon bu. Hem Sensebile'nin evet. Bir de mali boyutu var. Tabii yani var tabii. Yani bu dua edin Fatih Terim de tazminat almadı sizden. Alırsa o da 60 milyon lira yapıyor. Toplamda 400 bin kadar? Euro bu. Topladığı zaman herhalde bu paraları nerede ödeyeceksiniz merak ediyorum. Merak ediyorum. Yani yönetimin bu şekilde şaşırıyorum. Ya. Şeye gittiler gazetede de manşet oldu. Burak gittiler şeye Abdurrahim Albarak'a. Gel Sportif Ayşegül kulüp kabul etmedi. O doğru mu? Çok yazıldı. Evet, kabul etmedi. Ya. Kabul etmedi. Yani böyle bir şey olabilir mi? Yani bir yerde tıkandı artık. Ya bir iş yürümüyorsa bunun bir kararını verin ya. Bu abi. Üst akıllar yani yok yan akıllarla bu işler çözülmez. Galatasaray'ın sahasına girin. Sahadaki işi düzeltmeye çalışın. Oyuncuları kazanmaya çalışın. Bunu da kazanabilecek iş nedir biliyor musunuz? Ben size örnek vereyim. Özhan Canaydın geldiğinde Galatasaray'a Galatasaraylı futbolcuların uzun süre maaş alamadıklarını söylemişlerdi Galatasaray'a. Dedi ki ilk maç Diyarbakır'da 0-0 bitti. Rezil bir top oynadı. Geldi çağırdı Suat'la Bülent Korkmaz sağlar. Başkanım biz aylardan beri maaş almıyoruz dediler. 7 veya 8 ay. Özhan Canaydın rahmetli geldi. Her maç kazandı parayı ödedi. Her maç kazandı parayı ödedi ve Galatasaray takımı
Lucescu'yla o kiralıklarla şampiyon oldu. Hı-hı. Doğru mu? Doğru. Doğru. Ben de diyorum ki buradan öneriyorum ya. Bu ayıp bir şey değil. Bu futbolcuları kazanmak istiyorsunuz, biraz daha kamçılamak istiyorsanız alacaklarını ödeyin. Abi, mümkünse alacaklarını ödeyin. Yani biraz söyleyeceğim, ayıp olacak şimdi. Biliyorsun. Yani hayır hayır, o anlamda değil yani. Aç futbolcu abi, oynamaz diyeyim. Türkiye'de, yok, Türkiye'de hakikaten ödemeler önemli de. Türkiye'de hakikaten her şey zor ya. Torrent'i 5 maç sonunda gömdük. Değil mi? 5 maç. Hani gömüyoruz yani adam. Aldığı sonuçlarla doğru. Sensibili daha imza attı. Bismillah yani adam daha... İş mi şey yaptı? Hayır, hemen ama ihtiyaç mıydı? Yani ihtiyaç mıydı? Şu an ihtiyacı olacak bir durum değil. Yok, anladım ben seni de yani. Sonuçta futbolcu alırsın sonuçta, derim. Burayı değil mi yöneten birisi? Yani buna uygun görmüş. Ya şimdi geldi adam dedi ki ayağa kalkacağız. Nasıl kalkacağız ya? Abi ne yapacağız? Ben soruyorum. Şu futbolcuyu seviyorsun. Adam işe başlamadan gömdük bunu. Anlatamadım. Anladım ben abi seni. Doğru zamanda gelmedi. 400 bin euro. Abi ben seni anlamaz oluyorum. Ben seni çok iyi anlıyorum. Ben diyorum ki sadece bu sensi bile geldi beni zorla hani Torrent'i beni de alın demedi tamam, herhalde. İşte güzel. Yani bunu ya ben adamı kızmıyorum. Tabii ki talep gelmiş. Tabii bunu aldı. Adam daha işe başlamadan ağzını payını verdi bu, adam. Bugünkü mevcut Galatasaray yönetiminin en güzel tarafı ne biliyor musun? Oturan insanları hayata döndürüyorlar. Biri işte Torrent evinde oturuyordu, hoca yaptılar. 3 yıldır da evinde oturan Sensibili Galatasaray sportif direktörü yaptı. Demek lazım bir proje uyguluyor demek. Evet, hakikaten bu proje. Göreceğiz projeyi. İnşallah proje. Tutar proje. Hangi proje? Yani Campos, onun altında Sensibili, onun altında Torrent bir trio oluşturur. Bunun en üstü Pep Guardiola oldu. Yani Allah aşkına ya. Ne kızacak şimdi Galatasaray taraftarları? Niye kızacak? Galatasaray taraftarı bunu görmüyor mu? Galatasaray taraftarlarıyla ben görüşüyorum odalarda. Hepsi çoğu akıllı biliyor musun? Dinle bir defa. Çoğu Galatasaray tarafından oraya katılanların hepsinin öyle fikirleri var ki. Yönetim onları dinlese hata yapmaz ya. Ne akıllı Galatasaray taraftarları var biliyor musun? O odalarda konuşuyorlar, sohbet ediyorlar, akıl veriyorlar, adam gibi soru soruyorlar. Bir onları dinlemek lazım. Yani sen taraftarın akıllı olanından kendini soyutlamaman lazım. Biraz dinleyeceksin. Sayın Başkan, tabii Galatasaray'a zarar vermek istemez ama Galatasaray'ın birinci ihtiyacı sportif direktör mü? Beyefendi gelmiş, bu işin alttan kalkacağız diyor. Hoca şu değilsin. Anda. Teknik direktör getireceksin büyük bir ihtimalle. Ben öyle anlıyorum. Onun için geldim. Ama şu da o var. Sayın Burak Elmas da sosyal medyaya kurak verince kulübü Twitter'dan mı yönetiyor diye eleştiri geliyor. Twitter'daki yaptığı açıklamalardan dolayı büyük bir taraftar kitlesiyle başkan oldu. Söylemlerinden dolayı. Bütün Galatasaray taraftarı arkasında durdu. Doğru yani abi, öyle bir şey gençler geldi o yattı. Bunu inkar edemez. Şimdi, ben taraftar Twitter'dan yöresin demiyorum. Bak akıllı ifade kullanan bütün taraftarların başının üstünde yeri olması lazım başkanın. Neden de gelince önemli bir şekilde bilgi aktarıyorlar. Bugün dünyaya hakim o kadar çok büyük taraftarlar var ki Galatasaray'da. İnan çoğu lisan bilen insanlar, dünya futbolunu herkesten daha iyi takip eden insanlar. Doğru. Konuşmak, sohbet etmek lazım. Bu Beşiktaş için de geçerli. Trabzon için de, evet, Fenerbahçe için, bütün kulüpler için. Evet. Akıllı taraftar kulübü büyütür ya. Fazlasıyla. Ona ses getirmek lazım. E sen taraftara kampanya yapmıyor musun? Taraftara kampanya yaparken taraftarım diyorsun. Taraftar seni eleştirirken bu nasıl taraftar diyorsun. Bak ben taraftarlık konusunda bir daha söylüyorum. Kişilerin ailesine, şahsına küfür etmek, hakaret etmek ayıp. Tabii. Yakışmıyor. Bunu yapmayın. Eleştirebilirsiniz. Ama hakaret etmeyin. Burak Elmas da ailesine ve kendisine yapılan hakaretleri hak etmiyor. Eleştirin ya. Galatasaray Mali Kongresi var. Bir sürü Galatasaraylı değerli insanları o gün çıkacaklar. Belgeleriyle, barkovizyonla her şeyleri anlatacaklar. Her şeyleri dile getirecekler. Ondan sonra oylamaya geçilecek. Yaptıkların doğruysa oylanacak şeydi. Nedir onun adı? Olur alacaksın. Eğer değilse ibra almayacaksın. Bu kadar basit. Kendi sözü var. Mi? Kendi sözü var başkanın. Ben diğer başkanlar gibi davranmam. İdari yönden ibra olmazsam o koltukta oturmam dedi. Abi şimdi belki de Mali Kongre'de şöyle söyleyecek. Durumun analizini yapacak. Ben Galatasaray camiasının hassasiyetlerine kulak kabarttım. Camia benden erken seçime gitmek istiyor. Ben Mayıs ayında seçime gidiyorum derse o zaman farklı bir tutum olur.